Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Backpack Battle videosuna hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Gene çok acayip bir build denemek istiyorum ben. Şöyle duvar eşyalarda bakın bir tane taşımız var bizim. Ben bu taşla çok güçlenip aşırı derecede güçlenip düşmanları yenmek istiyorum. Ranger sınıfında yapacağım bu build'i. Umarım başarılı olurum. Umarım sizler de videoyu build'i seversiniz. Eğer video hoşunuza giderse mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar güzel bir başlangıç yapmamız önemli. Burada yeni bir eşya var. Bakın bu eşyayı aldığınız zaman artık sınıfıma ait eşyaları alamıyorum. Örneğin Ranger sınıfına ait eşyalar ne? Bir tane yonca veya şöyle gösterebilirim. Mesela sadece Ranger'ı seçerseniz yoncayı, ne bileyim buradaki ne bileyim yayı, bunları falan alamıyorsunuz. Yüzüğü alamıyorsunuz. Ama tabii ki yani kullanışlı bir eşya mı? Bazı yerlerde build yapmak için kullanılabilir ve bunun gibi birçok eşya geldi. Şöyle unik olarak bir gösterelim. Şöyle göstereyim. Evet. Bakın bana bu geldi. Direkt şansım tuttu. Ve burada bazı eşyalar daha var. Bunların build'lerini zamanla yaparız ama şu an onlara girmek istemiyorum. Build'imize odaklanalım. Buradan bir tane tava gelmiş arkadaşlar. Tava alalım. Bir tane daha yonca alalım. Bir tane şuradan domuz alalım. Bir tane diken alalım. Rollayalım bakalım ne geliyor. Whetstone geldi. Harika. İndirimde geldi bir de. Bunu da direkt alıyorum. Buraya koyuyorum ve ilk savaşımıza bu şekilde giriyoruz. Güzel olduk mu? Emin değilim. Yani bir tane diken düşmana ne kadar hasar vereceğiz. Rakip de şu an 5 kere pardon kaç kere evet 5 kere muzunu çalıştırırsa Gobert'i çalışacak. Ölme şeyim ölme diyorum. Bayağı bir hasar verdik. Kazanıyor muyuz? Kazandık. Harika. Bu savaşı kolay bir şekilde kazandık. İyi oldu. Şimdi buradan bir tane daha çanta alalım. Bir tane muz alalım. Şöyle muz koymak istiyorum buraya. Bir tane taş alalım. Zaten ucuz. Taş alıp buraya koyuyorum. Yenileyeceğim. Bakayım ne geliyor. Bir şey gelmedi. Whetstone çıkarmak istediğim için bir kere daha yeniliyorum. Whetstone gelmedi. Şu ikisini alırım arkadaşlar. İkisi de indirimli ve ucuz. Benim build'imi güçlü yapabilir. Yani build ileride güçleneceği zaman güçlenmeden biraz önceki roundlarda bayağı bir güçsüz kalıyor. Bunu siz de göreceksiniz. O yüzden ilk roundları kazanmak kesinlikle önemli. Çok önemli. Rakibimiz Battle Rage'de olmasına rağmen şu an gayet iyi vuruyoruz ve buradaki savaşı da kazandık. Bravo. Çok iyi. Hemen buradan bir tane daha çanta alalım. Şuraya koyalım. Bir tane hançer alalım. Şöyle mi yapsak? Ben bunu böyle koyarsam hançeri de Ranger Bag'in içerisine koyarım. Bir tane daha taş alalım. Devam bakayım ne geldi. Şimdi arkadaşlar tava hem yüksek stamina harcıyor hem de yüksek cooldown'u var. O yüzden ben bunu gönderiyorum. Hemen şöyle bir tane daha tahta kılıç aldım ve ucuza bir tane daha müthiş bir kalkan alıyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Diğer tur bir tane de domuz alacağım. Yenileyelim bakalım. Whetstone geldi. İşte bu. Şimdi bir tane ben taşı gönderebilirim. Whetstone'u da alalım. Bir tane Hero Sword yapalım arkadaşlar. Bir tane sarımsak, bir tane de çanta alabilirim. Daha fazla advantage, daha fazla boşluk için. Evet, rakibimiz Pyromancer. Hero Sword'unu oluşturacak. Customer kart almış bir tane. Şöyle muz, sarımsak falan filan bir şeyler gelmiş. Tamam gelsin. Burada gene biz hızlı bir şekilde vuruyoruz. Hançerim de vuruyor yavaş yavaş ve bu savaşı da sanırım kazanıyoruz. Kazandık. Güzel. Güzel. Buradan çantamızı hemen alalım. Domuzumuzu alalım. Ondan sonra Hero Sword'umu şöyle ortaya koyayım ben. Tamam mı? Hançerimiz de burada olsun. Hero Sword bunların damage'ini yükseltiyor. Bir tane kömür alıp buradaki tahta kılıcımızı meşaleye çevirelim. İyi olur. Bir tane sarımsak alalım. Şunları hızlandıralım. Bir tane rol atmak istiyorum. Bir tane daha taş geldi. Bir tane domuz geldi. Bunları da tabii ki almak istiyorum. Taşı neden alıyorum? Taş build'i yapacağız arkadaşlar. Bu yüzden taş alıyorum. Ve bir de benim Gobert'e ihtiyacım var. Acilinden bir tane Gobert almam lazım. Steel Gobert oluşturacağız. Steel Gobert bu build'in önemli noktası. Çünkü savunmamızı Steel Gobert'le yapacağız. Şimdi rakibimiz şu meşaleyi almış. Bu meşale iğrenç bir eşya. Hiç sevmiyorum çünkü çok kolay güçleniyor. Ama gene burada bayağı bir iyi vurdum ben. Kritik vurarak bakın şurada çok güzel bir kritik vurdum. Sonda 12 vurmuşum. Şurada da vurduk bir yerde ama nerede vurduğumu görmedim ya. Şurada 4 vurmuşum da sanki daha fazla vurduğum gibi geldi bana. Daha fazla vurmamışım. Neyse. Wooden Sword'umuz 12 kritik vurdu. Ve buradaki savaşı da kolay bir şekilde kazandık. Domuzumuzu alıp buraya koyalım. Bir tane yonca alalım. Sonra bir tane daha taş geldi. Taş alalım. Fenipek gelmiş. Fenipek alalım. Muzu hızlandıralım arkadaşlar. Yenileyelim bakalım. Gobert gelir mi gelmedi. Bir tane torba geldi. Şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde sanırım birazcık daha iyi oldu. Flüt geldi. Flütü de almak istiyorum. Flüt bizim için çok önemli. Yani flütle beraber bir sürü yonca kazanacağım ve bir sürü armor alacağım. Flüt bu build'in olmazsa olmazı diyorum ben. Rakibimiz Reaper. Mantalları var. Tavası var. Hero Sword'u var.
Hançer almış bir tane de. İyi başladı. Zehir biriktiriyor. Güzel biriktiriyor. Benim taşlarım da çalışmaya başladı. Düşmanın kafasına atıyorum. Savaşta gene bayağı bir öndeyim. Burayı da kazandık. Harika. Gerçekten çok iyi başladım. Bu kadar iyi başlamak beni memnun ediyor tabii ki. Buradan flüt alıyorum. Beni pek alıyorum. Yenilelim bakalım. Gobert geldi. Bu Gobert'i şu an alamasam da birazdan alacağım. Bir tane daha çanta alabilirim. Bu flütü koyabilir miyim diye bakıyorum. Şöyle çekersek... Bunu ben böyle koyarsam, bunu buraya koyarsam, flütü şuradan koyabiliyorum. Flüt her 5 saniyede bir çalışıp bize kalkan, stamina, yonca verebiliyor arkadaşlar. Yıldızındaki eşyaların açık olmasıyla alakalı olarak da her birinin başına %10 hızlanıyor. Flüt güzel bir eşya. Bakalım kaç saniyede bir çalışıyor? 3.13 saniyede bir çalışıyor. Gayet iyi, gayet iyi. Evet, burada rakipte dikenli kalkan var. Bende de dikenli kalkan var. Dikenlerden bayağı bir hasar yansıtacağız. Şu an benim kalkanım var. Görüyorsunuz hem sarımsak kalkan veriyor bana. Hem flütüm arada bir çalışıp kalkan veriyor. Şu an sarımsak kalkan verdi mesela. Başka ne kalkan veriyor? Flüt veriyor mu? Evet, flüt de 14 kalkan verdi. Ayrıca stamina verdiği zaman da stamina sorunu yaşamıyorum. Yonca verdiği zaman da zaten. Bu ildimin önemli noktası burada oluşuyor. Fazla yonca kazanarak hızlı bir şekilde 20 yoncaya ulaşıp bir sürü buff alacağız. Önemli olan bu. Güzel, burayı da kazandık. Harika. Şimdi buradan bir tane daha çanta almak istiyorum. Ben bir tane Gobert'imizi buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Kalkanımız burada. Domuzlarımız burada olsun. Şundan almama gerek var mı diye düşünüyorum. Almama gerek yok. Henüz yok. İleride alacağım. Bir tane daha Gobert geldi ama daha fazla Gobert istemiyorum ben. Bir tane şu çantadan alabilirim. Daha fazla para harcamayalım arkadaşlar. Devam. Evet, burada ne var? Rakipte Light Saber var. Pardon, Light Gobert var. Yani sen bunu neyle çalıştıracaksın? Sen bunu sadece bununla çalıştıracaksın. Ne saçma bir şey olmuş bu. Yani kılıç falan almamış. Garip bir rakip geldi karşıma. Açık söyleyeyim. Neyse, tamam bakalım. Hızlandıralım savaşı. Yani Light Gobert aşırı yavaş çalışacak. Bana 6 köllük verecek ama diğerini verene kadar o köllük silinecek zaten. Biraz garip. Neyse, buraya çok rahat bir şekilde kazanıyorum. Galibiyeti aldık. Şimdi buradan sınıfımızı hemen seçelim. Grove Keeper'ı seçiyoruz arkadaşlar. Şuradan bir tane çanta alıyorum. Domuz alacağım. Yenile bakalım ne geldi. Bir tane daha çanta alabilirim. Çantalara hayır demiyorum arkadaşlar. Çantaları gördüğüm her yerde alıyorum. Şu kalkanı almam lazım. Çünkü bu kalkan ileride işe yaramayacak fazla. Manorb da geldi. Manorb'unu ben direkt alayım. Şunu şuraya koyalım. Tamam. Steel Gobert'in yıldızları 5 kere çalıştığında buradaki taşlarıma damage verecek. Ben taşlarımı bu şekilde yavaş yavaş güçlendireceğim arkadaşlar. Tamam mı? Olay budur. Ondan sonra bakın burada benim ya muza falan ihtiyacım yok. Yani şu an muza ihtiyacım yok. Burada stamina sorunu yaşamıyorum çünkü. Flütümüzü birazcık daha hızlandıralım. Flüt olabildiğince hızlı olsun. Şu muzu da sarımsağı da buraya şöyle koyalım. Domuzlar da burada olsun. Sen de buraya gel. Manorb'unu da yalandan koyayım buraya. Diğer tur kullanacağım arkadaşlar. Şu lambayla kalkanı aldıktan sonra olayımız çözülür diye düşünüyorum. Yani şu kalkanı garanti olarak alacağım da bir saniye. Şu an kitlememe gerek var mı diye düşünüyorum. Kitleyeceğim ya. Üçünü de kitleyeceğim arkadaşlar. Kaçırmak istemiyorum. Devam. O kalkan bize lazım. Lazım olduğunu zaten hani artık videolarımda görmüşsünüzdür. Bir tane kalkanı, büyük kalkanı alıp Moon Shield'e dönüştürmek istiyorum. Çünkü menzilli rakipler geliyor karşımıza. Menzilli rakipler geldiği zaman bu kalkan çalışmıyor. O büyük kalkanı çalıştırıp Steel Gobert'i daha hızlı çalıştırmaya çalışacağız. Burada örneğin Steel Gobert birkaç kez çalıştım. Benim taşlarım 8-10 damage vuruyor. Yonca kazandığım için de isabetliliği gayet yüksek. Hızlandıralım savaşı. Rakibi Battle Rage'e sokacağız. Bakın hem Gobert'ten zırh alıyorum hem flütten zırh alıyorum. Savunmamız mükemmel güçlü şu an, görüyor musunuz? Burayı da kazandık. Harika. Şimdi bir tane stamina çantası. Sonra bu kalkanı gönderelim. Bir tane sen geliyorsun. Bunu da buraya koyuyoruz. Seni de diğer tur alacağım. Şuradan bir tane domuzumuzu yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Domuzumuzu şuradan bir yükseltelim. Ben değil, aynen. Bir tane daha domuzumuzu şu büyük domuza dönüştürmemiz lazım ki hani çok fazla yoncamız olacak ya. Çantamızda boş yer olsun. Amacımız bu. Buradan taş geldi. Daha fazla taş istemiyorum ben. Roll da atmayacağım. Devam bakalım. Evet, burada rakipte ne var? İşte arkadaşlar şöyle bir durum var. Bakın bu yeni eşya. Adam, rakibimiz bu Rainbow mührünü almış, tamam mı? Rainbow mührünü aldığı zaman diğer bütün sınıflara özel eşyalar artık şeye geliyor. Markete gelmeye başlıyor. Örneğin Ranger sınıfında bu baltayı normalde alamıyordunuz ama bu mühür sayesinde bu arkadaşımız baltayı almış. Ayrıca bakın biber almış, peynir almış. Yani garip bir şey çıkarmış ortaya. Peki çıkarsın. Biz de böyle normal bir şekilde yolumuza devam edeceğiz de. Yani bu şekilde ben de build yapmaya çalışacağım. Diğer videolarda şu anki konumuz bu. Zaten güncelleme böyle yarım saat önce falan geldi arkadaşlar. O yüzden rastgele bir şey denemek yerine bu build yapmaya karar verdim. Bu build'den de aklıma bir şeyler gelirse hemen onu deneriz. Şimdi rakibin staminası falan bitti. Bana güzel vuruyor. Steel Gobert'imiz bir zırh falan versin bize diyeceğim de. Yani zırh veremiyor arkadaşlar. Çok fazla buff aldık.
Zırhımı direkt yok ediyor. Bu rakibe karşı yenildik. Evet, burada yapabileceğim fazla bir şey yoktu. Bir tane lamba alıp buraya koyuyorum. Şimdi biz zaten zırh kazanıyoruz. Şunun sayesinde buff alacağız arkadaşlar. Bir sürü buff alacağız. O bufflarla beraber yeterli buff'a ulaştığımız zaman taşlarımızdan birine damage vereceğiz. Hatta bir savaş içinde 2 kere 3 kere damage verebilirim. Amacımız bu zaten. Fazla yüksek sayıda damage kazanmak. Bunu buraya koyalım. Bir tane daha flüt geldi. Bu flütü de almak istiyorum. Ben flütü nereye koyabilirim diye düşünüyorum. Şu flütü şuradan versem hançerin yerine etkili olabilir. Hançeri gönderiyorum. Hançere daha fazla ihtiyacım yok. Yoncayı da buraya mı koyacağız? Bu yoncayı bir yere koyamıyorum şu an. Bir tane rollayayım bakayım. Belki çanta gelir gelmedi. Bir tane daha rollayayım. Evet, yani feni pek geldi. Ama şu an bu domuzu bir yere koyamıyorum. Tamam, bir tane domuz dışarıda kalsın ya. Yapacak bir şey yok. İki tane flütüm var. Hatta şu flütün yıldızlarını bir açalım. Evet, güzel. Yolumuza bu şekilde devam ediyoruz. Bir canımız gitti. Ne yazık ki gitti. Rakipte ne var? Rakipte Excalibur var. Ayrıca Hero Longsword burada almış. Bayağı bir güçlü bir rakip. Yani mana kazanacak mı? Şöyle bir bakıyorum. Şu şaman sayesinde mana kazanabilir. 2 tane yonca kullanıp 5 tane buff oluyor. Yani Excalibur'u hızlı çalıştırırsa sürekli maksimum canını arttıracak ve buff alacak. Ayrıca bununla zaten damage'leri çok yükselmiş. Korkutucu bir rakip. Benim 50 armor'um var. Şu an bakın bu lamba sayesinde de bufflarım yükselecek ama flütler önemli ya. Flütler hem yonca hem kankan verirse iyi olur. Hatta flütlerin yonca vermesi 20 yoncaya ulaştırması bizi Mega Clover'a çalıştırmamız anlamına geliyor. Çalıştırabilecek miyiz? Şu an çalıştıramıyoruz. Rakibin staminası bitti. Bir zırh alabilir miyim? Rakip iyi vuruyor arkadaşlar. Battle Rage'i de açtım. Maalesef burayı da kaybedeceğiz gibi gözüküyor. Evet, kaybettik. Son anda lambam çalışabilir bakıyorum. Çalışamadı. Zaten lambam çalışsa da pek bir önem olmazdı. Şu an taşlarımın damage 14-16, 14-16 bir karşılaşma daha kaybettik. Ben buradan bir tane Fanny Pack daha almak istiyorum. Şu Fanny Pack'i şuradan verirsem yıldızlarını daha güzel açabilir miyim diye merak ediyorum. Ayrıca domuzumu buraya koyacağım arkadaşlar. Domuzun yıldızının çalışması önemli. Ondan sonra flütü bakın. Ya şu lambayı alıp buraya da koyabilirim. Onu bekliyorum yani şu an. Flütü buraya koysak. Böyle yapıp flütü buraya koysak. Yani çok fazla yıldız açık olmuyor ama flütlerimin. Bunu halledeceğiz ya. Lamba alsam şu an. Bir lambaya daha ihtiyacım var tabii ki. Kesinlikle var. Arkadaşlar taşlardan ben birini satıyorum. Benim için bir tane taş yeterli. Onun dışında sarımsak da önemli değil. Muz kalsın elimde henüz. Şuradan yoncalarla bir tane daha domuzu büyütelim. Sen bir git bakalım şuradan. 16 param var. Ben bir tane lambayı alacağım. Sonra yenileyeceğim. Evet, bir tane daha Fanny Pack geldi. Güzel. Bunun gelmesi kesinlikle iyi. Buradaki flütü 3 tane Fanny Pack'ten etkilendirdim. Buradaki lambayı da çalıştırıyorum. Şu an bir tane taşımı bu iki lamba güçlendirecek. Harika oldu. Evet, harika oldu. Bir tane kuş geldi. Bu kuşu da güzel bir yere koyarsam iyi olabilir. Savaşa giriyoruz. Bakalım neler olacak. Rakipte gene tava var. Arkadaşlar yani bu oyunda şöyle bir durum var. Yani insanlar build yaratamıyor. Bakın bunu açıkça söylüyorum. İnsanlar build yaratamıyor. Bir build varsa genelde ona sürekli yöneliyorlar. Yani bakın tava çok fazla görmeye başladı. Güçlü bir build veya tava hani 11 manayı ulaştığında vuruyor, 11 manayı harcıyor ve yıldızındaki bütün sebzeleri tekrar şey yapıyor, çalıştırıyor. Bu sayede zaten hani zaten damage'i fazla ve bu sayede bana sürekli ne verecek? Mesela can yenileyecek, zehir verecek, kalkan alacak, diken verecek falan bir şeyler olacak da görelim ya. Savaşı yavaşla izleteceğim. Yani benim flütlerimin şu an kalkan vermesi lazım bana. 36 kalkan, 50 kalkanım oldu. Şu an buff'ları da almak gerekiyor. Güzel bufflar alırsam hemen şuna bir damage verirsem iyi olabilir. Şu an hani damage sıkıntısı yaşıyorum zaten. Ama lambamız damage verecek gibi. Şu an mesela yetiyor mu? Dikenler yetti. Evet, lambamız damage verdi arkadaşlar. Bakın 35-37 oldu. Benim taşımın damage'e zaten Steel Gobert yükseltiyordu. 38 vurdu. Kritik vurmam lazım. Şu anki sıkıntımız kritik vurmuyoruz. Çantayı düzenlemem lazım arkadaşlar. Tek sorunumuz bu. 41 vurduk. Evet. Yani. Burada benim hatam var. Burada asla rakibe bir şey söyleyemem. Buradaki hatamı hemen düzeltmek istiyorum. Çünkü bu taşı bizim çantamızın içine koymamışız. Hatam bu. Hemen bunu düzeltip geliyorum. Burayı bir ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, geldim. Şimdi Ranger Bag'in içerisine ben bu taşımı koydum. Artık benim taşım kritik vuracak. Bakın önceki round'u ben kazanabilirdim. Gerçekten bu yaptığım hata yüzünden oyunumuz sıkıntıya gidebilir. 2 canım kaldı. Yani şu an hani 5 canla ilerliyorduk. 3 kere ard arda kaybettik arkadaşlar. Bu buildimiz işte bu noktada zayıf. Güçlendirmemiz gerekiyor kendimizi. Kalkanları ben buradan çalıştırıyorum. Şöyle yoncalarımızı şuraya koyalım. Kaç tane yoncam var benim mesela şu an? 8 tane bu domuzlardan, 3 tane bundan 11. Bir tane kuş alırsam ben mesela, kuşu buraya koyarsam lambayı flütü falan hızlandırıyor. Güzel. Bir tane muzumuz var. Muzu da buraya koyalım. Yenile bakalım ne geliyor. İşime yarar bir şey gelmedi. Bir kere daha yenile.
Hoş geldi. Bunlara ihtiyacım yok. Evet, evet. Açıkçası bunu alabilirim. Bunu neden alabilirim? Taşımızın kritik vurma ihtimalini erkenden arttıralım arkadaşlar. Erkenden yükselsin. Ama nasıl yapacağız bunu? Bunu dik koymam lazım. Veya benim bir tane şey ihtiyacım var. Şu çanta ihtiyacım var. Ben muzu satıyorum. Muza daha fazla ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. Bu yüzüğü buraya koydum. Artık bu yüzük taşı etkileyecek. Taşın kritik vurma şansı. Bakalım savaşın başında koç olacak. Evet, savaşa girelim. Bu sefer kaybetmeyelim. Rakibimizde gene tava var. Bakın bu sefer tavayı büyütememiş. Ama aynı build görüyorsunuz yani. Hani artık rakipler, oyuncular sıkıştı kaldı arkadaşlar bir noktada. Oyun demodan çıktığından beri, erken erişime geldiğinden beri fazla güncelleme almıyor. Yeni eşyalar koymuyor. Bir yarım saat önce mi ne yeni güncelleme geldi. Onun dışında hep aynı buildler yapılıyor. Oyunun bir an önce kendini geliştirmesi lazım. Kendini yenilemesi lazım. Evet, savaşa girdik. Şu an benim taşımın %98 kritik şansı var arkadaşlar bununla birlikte. Harika. Başlayalım. 11 yoncamız var. Flütler yonca kazandıracak. Zırh alacağız falan filan. Bunları zaten her tur başında söylüyorum. Tekrar söylemeyeyim. 36 armorumuz var. Yani zayıf bir rakip. Tek bu kalkanı fazla hasar vuramaz ama Benul'la beraber benim bufflarımı siliyor ya, sıkıntı o. Oyundan bir sıkıntımız var ve birazcık da sesim gene bozuldu. Neyse, tamam. Şöyle buff'lar alıyoruz. 10 manamız oldu bu arada. Hani dikene de sağlarsak artık şu lambamız bir çalışırsa iyi olabilir. Lütfen çalışsın. Diken verdi. Evet. 41-43 damage'imiz oldu. 84 vurduk arkadaşlar. Bir tane daha sallayacağız şimdi taşı rakibin kafasına. 90 vurduk. Bakın sadece bir tane taşla nasıl hasar veriyorum görüyor musunuz? Yani normalde bu build'i rakipler görse der ki ulan bu adam ne yapmış böyle, sadece bir tane taşla beni nasıl yenebilir? İşte böyle, işte bu şekilde yeniyoruz arkadaşlar. Taşın damage'i 47-49 olmuş. Sadece bir tane taş. 22 saniyede bitti. Savaş biraz uzun sürdü ama savunmamız iyi. Savunma yönünden sıkıntımız yok. Bana da geldi. Evet, gene unik eşya bulduk bir tane. Eğer ben bunu alırsam Reaper'ın eşyalarını alabiliyormuşum. Örneğin Reaper'ı seçiyorum buradan. Bütün eşyaları açıyorum. Bakın Reaper'ın özel eşyaları bunlar arkadaşlar. Kart alabilirim. Mantar alabilirim. Onun dışında bakın Miss Fortune falan. Hani sınıf seçmediğim için bunlar gelemeyecek ama ne bileyim işte bundan gelebilir falan filan bir şeyler gelebilir. Ama ben almayacağım. Öyle bir niyetim yok. O bölükten gitmiyorum çünkü. Bir tane daha Filipek geldi. Kuşu hızlandıralım. Kuş ne kadar hızlı çalışırsa bizim eşyalarımızı o kadar hızlandırıyor. Devam bakalım. Bir tane daha lamba geldi. Olur aslında. Bir lambaya daha varım. Bir lambaya daha gerçekten varım. Şimdi flüt mü daha hızlı çalışıyor, kuş mu? Ya bu goberti hızlı çalıştırmak için mesela ben bunu buraya koyarsam flütü nereye koyacağım bir bakayım. Flütü buraya koyabilirim veya flütü şuradan mı verebiliriz? Flütü ben buraya koyacağım, ben bunu alacağım. Tamam mı? Bu şekilde olsun. Yenile bakalım. Bir tane daha flüt geldi. Tabii ki alıyorum. Bir tane de şuradan güzel bir stamina çantası geldi. Bunu da alacağım. Devam. Evet, devam. İyiyiz, iyiyiz. Gayet iyiyiz. Rakip ne yapmış? Rakip Ranger oynuyor. Ranger oynamasına rağmen kılıcını yakmış. Neden? Çünkü bakın Pyromancer eşyasını bulmuş. Kılıcını yakmayı başarmış alevlerle. Ondan sonra bir sürü biber almış. Ve şuradaki Mega Clover almış. Yani unik eşya çıkarma şansını arttırıyor. Ya belki de bu sayede kolay bir şekilde bunu bulabildim. Peki izleyelim görelim bakalım nasıl bir savaş. Kritik vuracak bana. Güzel vuracak. Benim lambalarım çalışıyor. Buff siliyor mu? Rakip buff siliyor sanki. Öyle bir şey oluyor değil mi? Evet, şununla beraber buff siliyor arkadaşlar. Yani benim dikenimi siliyor. Sorun yok bakalım. Flütler çalışıp benim yoncalarımı kullandık bu arada. Yoncalarım gitti. Şu an taşın damage'i 35-37. Şu an flütler birazcık daha hızlı çalışırsa 20 yoncaya ulaşırsak çok daha iyi olur. Taşımı fırlatıyorum. %100 kritik şansım var. 78 vurdum arkadaşlar. Ağacını etkinleştirdim. 0 vurduk. Sorun yok. Bir kere daha çalıştı bu arada lambam. 70-72 damage'imiz oldu. Taşı fırlatıyorum. 140 falan vuracağım yaklaşık olarak. 130 vurduk. Harika. Bakın 130 vurduk. 70-72 damage'i var benim. Taşımın 17 saniyede bitti. 326 vurdum. Yani bir tane taşla oyun kazanıyoruz. 3 canımız var. Hayatta kalma moduna girdik. Ve 5 karşılaşmadan hayatta kalmak zorundayız. Flüt alıyorum. Buraya koyalım. Gene kaç yıldız açık oldu? 5 yıldız açık oldu. Flütleri daha iyi yerlere koyabilirdim ama yani bu şekilde olsun, problem değil. Yoncalar gelmiş. Bu yoncaları alıp şöyle koyalım. Şu an kaç tane yoncam var? Bir tane domuz alalım. İyi oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yoncam var. 8 tane de bunlardan geliyor. 15 yoncam var arkadaşlar. İyi mi? İyi gibi. Neden kötü olsun ki? Şuradaki kuşu birazcık daha hızlandıralım. Yine buraya koyalım. Yenile bakalım ne geldi. Bir tane daha kuş geldi. Açıkçası alırım. Şuraya koyarsam bir tane daha kuşu. Yani şöyle bir yerden bir kuş daha koyarsam çok güzel olur. Çok 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 işime yarar. Devam. Evet, hayatta kalma modundayız. Çok zor rakipler gelecek. Evet, gene Steel Gobert alıp Fortune Grace oynayan bir tane daha rakip. Sinir bozucu bir rakip. Hiç sevmiyorum bunları. Ama almış. Yapacak bir şey yok. Yani şu Fortune Grace ile Steel Gobert zaten ikisini aldığınız zaman çok güçlü oluyor. Başka hiçbir şey almanıza gerek yok arkadaşlar.
O kadar söyleyeyim size. Kritik vurdu bana. Kritik vurduğu için Fortune Grace'i 2 kere vuracak. Bunun da %58 kritik şansı var. Ben damage aldım mı? Damage almadım. Buff'larım yerine geliyor şu anda. Evet, şu anda aldık. 37-39 vuran bir tane taşım var. Saldır bakalım. 74 vurduk. Bu rakibi yenersen vallahi çok sevinirim. 60 vuruyor. Bir tane daha saldırır mısın? Vuramadık arkadaşlar. Yani şans bile tanımıyor. Rapier'ı 53-62 damage vuruyor. Çok güçlendi. Tabi son anda hani şunu sayesinde daha fazla gözüküyor damage ama normalde o kadar yükselmemiştir. 94 vurmuş. Neyse tamam, burayı kaybettik. Çok güçlü bir rakip geldi zaten, bunu söylemiştim. Bir tane kuş alıyorum. Çanta almayacağım. Yine de bakalım. Buradan bir şey alamam. Bu arada ben torcu satmamışım ya. Ben bu torcu neden satmadım bilmiyorum. Neden satmadım bilmiyorum. Mesela ben bunu buraya koyarsam. Tamam, şöyle yapalım. Buradan bir tane stamina çantası alıyorum arkadaşlar. Buraya koyuyorum. Domuzumuz hala burada dursun. Şu domuzumuz da burada dursun. Bakın bütün domuzların bu kalkanı etkinleştiriyor. Ondan sonra Fenny Pack'i buraya koyuyorum. Kuşu da buraya koyuyorum. Lambaları çalıştırıyor ve benim taşımı hızlandırıyor. Taşım birazcık hızlı vursun, tamam mı? Yenile bakalım ne geldi, bir şey yok. Bir daha yenile. Flüt gelir mi? Flüt geldi. Evet, flütü ben nereye koyacağım? Arkadaşlar gidiyor. Meşale gidiyor yani. Flüt alıp buraya koyuyorum. Daha fazla flüt. Bu arada ben bu flütü ters koymuşum. Ben bunu ne zaman ters koydum ya? Bu flütün böyle olması lazım. Bunlar da böyle, bunlar da böyle. Tamam. Ondan sonra şunları da bir koyarsak şuraya. Yani bu çantayı satmam gerekiyor. Fazla yerimiz yok. Bunu aldık. Güzel. Kaç tane yoncamız var? 5 tane de bunlar, 17. Şu an 4 tane flütüm bana savaşın başında yonca kazandırırsa buff'lar alacağım. Buradaki lambalarım bence hızlı bir şekilde çalışır. Rakibe bakalım. Rakip meşaleyi almış. Bol bol mana kullanıp damage'ini arttıracak. Zaten bu da mana veriyor. Her 3 saniyede bir mana kazanıyor ve 2 tane debuff veriyor bana. Tamam, benim flütlerim bir çalışsın bakalım nasıl çalışıyorlar. Evet, 17 yoncam var. Buff'ları aldık. Harika arkadaşlar. Şu an hızlı bir şekilde ulaşacağım. Evet, 86 vurduk. Bakın 68-70 vuruyor. Benim taşım 2 kere vermiş arkadaşlar lambalar. Hasarı. Hasar artımını. Bir kere daha saldıracağız. 103 vurdu. Kritiksiz 103 bu arada. Yonca sayım azaldığı için öyle bir sıkıntım var. Rakip Battle Rage'i açtı. Vuramıyorum. 130 vurduk, işte bu. Yani yoncaları kullandığım için yoncam azalıyor ya. Yoncam azaldığı için arkadaşlar kritik vuramadık. O yüzden zaten bu yüzüğü aldım. Bu yüzüğü almasam, hiç kritik vuramasam biterdik. Şu an bir taşımın damage'i 105-107. Yani müthiş değil mi? Müthiş. İnanılmaz iyi. Sonra gelelim verdiğimiz hasara bakalım. 137 kritik hasar vurmuşuz. Ve sadece taşımla 562 hasar vurmuşum 15 saniyede. Arkadaşlar müthiş. Tamam, devam bakalım. Devam edelim. 2 canımız var. 3 karşılaşmadan hayatta kalmak zorundayız. Bir tane daha Fanny Pack alabilir miyim? Alalım. Domuz alsam, domuz da alalım. Çok paramız var. Paramız gerçekten fazla. Lambaya daha fazla ihtiyacımız yok, görüyorsunuz. Benim bence şu an almam gereken eşya flüt arkadaşlar. Flüt gelmesi lazım. Evet, bir tane daha flüt geldi. Şunu da alalım. Bunu buraya koyalım. Domuzu şuradan büyütebilir miyim? Büyütüyoruz. Flütü nereye koyacağız? Bu flütü bir yere koyamıyorum. Kötü mü oldu acaba bu flütü almamız? Flütü şuradan koysak. Bunu buraya koysak. Tamam, şu an mesela kaç tane yoncam var? Tekrar sayacağım. 5 de bundan 18. 18 yoncam var arkadaşlar. Şöyle mi yapacağız ya? Sanırım böyle yapacağız, bakın. Flütü koymayacağım. Seni de buraya koyacağım. Bu kuş birazcık daha hızlansın. Sen de buraya geliyorsun. Sen de buraya geliyorsun. Arkadaşlar sanırım yoncaları koymam birazcık daha mantıklı gibi gözüküyor. 2 tane yonca daha koydum. Evet, şu an tam olarak 20 tane yoncam var. Çünkü savaşa girdiğinde direkt bu Mega Clover'ın çalışsın istiyorum. Savaşın başında direkt bu taşımız damage'i alsın arkadaşlar. Tamam mı? Flütü o yüzden koymadım. 4 tane flüt yeterlidir umarım. Evet, bakın rakipte 2 tane kırbaç var. Şu an buff'ları aldım. Bu kırbaçlar 1.75 saniyede çalışıyor. Yani benim lambalarım daha hızlı çalışacak ve umarım buff'ı alabilirim. Çünkü bunlar buff siliyor. Yani bunların buff silmesi kötü. Her vurduğunda 2 tane buff siliyor arkadaşlar. Yani beni counterlayabilir. Evet, aldık. 37-39 damage'imiz oldu. Güzel. 76 vurduk. Hemen hızlı bir şekilde lambalarla şu buff'ları bir yenileyelim. Rica ediyorum. 86 vurduk. Battle Rage'i açtıracağız birazdan. Battle Rage'i açtı. Lambalar bence gene şey verecek. Hasar verecek. Desteği ver bakayım. Verdi. 71-73 oldu arkadaşlar. 92 vurduk. Rakibin Battle Rage'i bitti. Vur bakalım. 150 vurduk. Bir kere daha fırlatıyorum taşı. Hadi bakalım. Fırlat. Bakın.
202. Son anda bir kere daha lambam çalıştı. 101, 103 damage'imiz oldu arkadaşlar. 2 saniyede bir çalışıyor. Zaten bu kuşlarla bu taşı bayağı bir hızlandırdık. Burada 202 hasar vurduk. 16 saniyede 651 hasar vuruyoruz. Sadece bir taşla. Görüyor musunuz? Müthiş değil mi? Bence müthiş. Şu an mesela benim olayım tamam. Bu ilk tamam arkadaşlar. Buradan daha fazla bir şey yapamam. Mesela ben bir tane domuz koyarsam buraya. Domuzumu büyütürüm sadece ve bu kalkanın çalışma ihtimalini arttırırım. Başka gerçekten hiçbir şey yapamam. Yani şu an boşuna rolluyorum. Kuş alabilirim, şunu alabilirim veya ne bileyim başka hiçbir şey gerçekten alamam ya. Alamam arkadaşlar, yani boşu boşuna zaman kaybetmeyelim, rol atmayalım. 23, 18 paramız var. Devam, hadi bakalım savaşa bu şekilde gireceğim. Şu an mesela bir tane domuz koydum ya, şeyimiz azaldı. Yoncalarımız azaldı. Mesela 19 yoncayla başladık. Diğer tur 20 yoncayla başlayacağım. Bu savaşı kazanmak istiyorum. Flütler hemen bize yonca versin. Verdi mi? Veremedi. Maalesef veremedi. Flütler bir verir misiniz? 17 yoncadayız. Bakın rakip yonca silmiş. Lütfen bir hemen 20 yonca olur musunuz? Eyvah, 20 yonca olamadık arkadaşlar. Hata yaptık işte, gördünüz mü? Ama damage aldık. Yani 37-39 damage'imiz var. İyi vuruyoruz. Şu an rakip öldüğünde bir kere canlanacak şu gaz lambası sayesinde. Korkutucu bir rakip. Bir kere daha aldık arkadaşlar. Hasar aldık. 70-72. 140 vuruyorum. Bir kere daha vurabilir miyiz? Sağlam bir vuruş. 73, kritik vuramıyorum. Bu rakibi kaybedeceğiz. Benim hatam yüzünden. Bakın ben burada hatamı kabul ediyorum. Yani domuzu koymam hata oldu. Direkt yoncalarla başlamak zorundaydım. Yani 20 yoncayla başlamak zorundaydım. Gittik bunu mahvettik ve bu ilde, yani bu ilde bozduk. Burayı kaybettik. Bu tamamen benim hatam. Kabul ediyorum hatamı. Şimdi şöyle yapalım. Bunları tekrar buraya koyalım. Ondan sonra yapabileceğim şeyler Fanny Pack almak. Birazcık Fanny Pack alalım. Şöyle yenile bakalım. Fanny Pack var mı? Çok paramız var. Birazcık Fanny Pack çıkaralım ya. Yenile. Fanny Pack vermiyor. Bir kere daha yenile. Gerçekten vermiyor. Neden ki? Abi Fanny Pack vermedi. Yani ben bunu alıp, bu Fanny Pack'i alıp buraya koyacaktım. Şöyle. Ama neyse tamam ya. Şimdi uğraşıp elimi yüzüme bulaştırmak istemiyorum. Demek ki hatamın telafisini şimdi yapacağım arkadaşlar. Rakip zehir build yapmış. Hemen şöyle etkiler uygulansın. Evet. Buff'ları kazandık ama ne yazık ki dikenle mana buff'ını kazanamadık. Böyle bir sıkıntımız var. Ama pardon arkadaşlar, bunu görmedim. Hemen göstereyim. Lambamız kullanmış. Hasar almışız. 36-38 hasarımız var. Şimdi lambalar hızlı bir şekilde çalışıp daha fazla hasar almaya çalışacağız. 250 armola başladı rakip. Güzel. Zehir de veriyor. İyi zehir veriyor. 28 vuruyorum. Kritiğe direndi. Bir kere daha damage aldık. 67-69. 110 vurduk. Süper. Bu arada çok fazla zehir verdi. 74 zehire hemen ulaştı. 142 kritik vuruyorum. %90 kritik şansım var. Damage'im 69-71. Yani bir kere daha bence lambamız çalışacak. Çalıştı mı? Çalıştı. 98-100 vuruyoruz arkadaşlar. 88 vurduk, kritiğe direndi ama lambamız çalışacak mı? Çalış. 100 vurduk. Zehir vurmadan ben bir tane daha vurabilir miyim? Vur. Çabuk ben vurayım. 180. İşte bu be. Abi yani öyle bir canım kaldı ki, 16 canım kaldı. Çok yavaş vuruyor. 1.88 saniyede bir çalışıyor. Rakibin zehirinden önce vurduk ve bir tane taşla oyunu kazanmayı başardık. Çok iyi. Harika. Evet, bu turu kazandık. Bir canlı hayatta kalma modunu tamamlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi önceki tur hata yaptım. Eğer o hatayı yapmasam şu an 14 kupa 2 canla burayı tamamlamış olacaktık. Ama böyle oldu. Bazen böyle hatalar yapılabiliyor. Ne yazık ki. Bunlar üzücü durumlar tabii ki. Bu hataları yapmazsanız daha iyi oyunlar, daha güzel çantalar çıkararak oyunları tamamlıyoruz. Zaten olaydı bu. En az hata yapan kazanıyor. Neyse bakalım, bir Backpack Battle videosunun daha sonuna geldik. Bir tane taşla rakibimizin kafasına meteor gibi fırlattık bu taşı ve çok güzel bir build oldu. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz mutlaka videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.